Herkese selamlar. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğüm kadarıyla herkesin tam olarak bilgi sahibi olmadığını düşündüğüm bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi günümüzde birçok markanın farklı stratejilerle müşterilerine ulaşmak için yaptığı bir şey var. O da bir tane ana markamız var, bir tane de alt markamız oluyor biliyorsunuz. Bunun örneklerine baktığımız zaman şu anda masamda duran ki bu videonun da aslında ana konusu olan Huawei'yi ve Honor'u sayabiliriz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl Xiaomi markasının altında aslında bir akıllı telefon serisi iken tamamen Xiaomi'den ayrılarak artık yoluna farklı bir marka olarak devam eden, tabii ki yine Xiaomi'ye bağlı ama anlayış olarak, strateji olarak farklı şekilde yoluna devam eden Redmi markasını da sayabiliriz. Baktığınız zaman Oppo markası var. Oppo markasının altında birçok farklı markayı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yine geçtiğimiz aylarda ülkemize giriş yapan Realme markasını gösterebiliriz. Bu gayet olağan bir şey çünkü az önce de söylediğim gibi birçok farklı marka bir tarafta daha gençlere ulaşmak, bir tarafta daha uygun fiyatlı ürünler üretip farklı noktada bir strateji geliştirmek adına böyle bir durumu gerçekleştiriyorlar. Ama işin ilginç olan konusu genellikle bu iki farklı marka tarafından üretilen ürünlerde birbirinden farklı modeller görürken bazen Huawei ve Honor'da olduğu gibi birebir aynı özelliklere sahip, aynı tasarımlara sahip, aynı garanti hizmetini alabildiğiniz ancak markasının Huawei değil de Honor ya da Honor değil de Huawei olan ve fiyatlarında da ciddi şekilde farklılıklar görebildiğimiz bir durum söz konusu. Şimdi isterseniz örneklerle başlayalım. Önümde Huawei'nin FreeBuds Lite modelinin kutusunu, bir de mavi rengiyle daha farklı görünen Honor FlyPods Lite modelini görüyorsunuz. Bu iki ürün arasında arkadaşlar ne tasarımsal olarak herhangi bir fark var, ne içerisindeki donanım anlamında herhangi bir fark var, ne kutu içeriği tarafında bir fark var, ne de ürünün başına bir şey geldiğinde aldığınız garantide bir fark var. Her iki üründe Huawei Türkiye garantisi altında satılıyor. Peki neyi farklı diyecek olursanız iki tane farklı oldukları konu var. Birincisi, bir tanesinin doğal olarak hem kutusunda hem de üzerinde Honor yazıyor. Bir tanesinin de yine hem kutusunda hem de üzerinde Huawei markası var. Peki fiyatlarına baktığımız zaman nasıl farklılık gösteriyor? Ben genellikle biliyorsunuz hep söylüyorum, hepsi burada fiyatlarını baz alıyorum böyle şeyler olduğunda ama bu sefer daha elle tutulur bir veri alabilmek için Akakçe gibi siteleri kullanarak her iki modelinde en uygun fiyatlı olan şeyini baz aldım. Yerdeki fiyatını baz aldım. Baktığınız zaman bugün Huawei FreeBuds Lite'ı en uygun olarak 600 TL'ye internette satın alabiliyorsunuz. Honor'un FlyPods Lite modeline baktığımız zaman ise 429 lira. Yani bu iki model arasında yaklaşık 170 liralık bir fiyat farkı var. Şunu söyleyebilirsiniz, ya benim marka takıntım var, ben illa üzerinde Huawei yazmasını istiyorum. Bir şey diyemem tabii ki, o zaman gidip Huawei FreeBuds Lite'ı alabilirsiniz ama ben her zaman fiyat performansı kovalayan ve çok fazla da marka ne olursa olsun insanların marka takıntısına sahip olmaması gerektiğini düşünen bir insan olarak eğer elimizdeki örnekte birebir aynı üründen, aynı servis kalitesinden bahsediyorsak burada doğal olarak gidip daha uygun fiyatlısını satın almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak gündelik hayatta kullandığınız üründe bu iki farklı marka arasında dediğim gibi hiçbir fark yok. Kulaklık örneğinde böyle 170 liralık bir fiyat farkı oluşmuş. Devam edelim yine Huawei ve Honor ikilisinden. Yine masamda çok benzer kutu tasarımlarına sahip bir tane Honor Magic Watch 2 46 mm'nin kutusunu görüyorsunuz. Hemen yanında da benim uzun süredir kullandığım, yani çıktığından beri kullandığım Huawei'nin Watch GT2 46 mm'lik akıllı saatinin kutusunu görüyorsunuz. Bu iki akıllı saat arasında ne tasarım, ne kutu içeriği, ne donanım özellikleri, ne akıllı telefonla bağlantı yaparken kullandığınız uygulama, ne de garanti servisiyle ilgili hiçbir farklılık yok. Yine bir tanesinin üzerinde Honor yazıyor, Bir tanesinin üzerinde Huawei yazıyor. Galiba saat arayüzlerinde birkaç ufak farklılık var. Honor'da daha farklı saat yüzleriyle geliyor bildiğim kadarıyla. Huawei'de ilk yüklü gelen akıllı saatlerinde çok küçük bir farklılık var ama zaten kullanmış oldukları destekli Android uygulaması olan Huawei Sağlık da aynı olduğu için her iki cihaza da o uygulamada bulunan farklı temaları aynı şekilde yine yükleyebiliyorsunuz. Onda da herhangi bir farklılık yok. Sadece şöyle küçük bir fark var benim gördüğüm. Honor modelini satın aldığınızda zaten kutunun üzerinde de belli. Direkt olarak üzerindeki kayışı şöyle deri kayış ama kutu içeriğinden benim de şu anda Huawei Watch GT2'de kullandığım spor kayış çıkıyor. İsterseniz değiştirebiliyorsunuz. Huawei'yi satın aldığınızda üzerinde spor kayış geliyor ve kutu içeriğinden yine eğer isterseniz daha klasik olan kayışı da kullanabilmeniz için kutu içeriğinden çıkıyor. Hatta bir bakayım, yanlış biliyorsam düzelteyim. Gerçi şimdi bu Ersin abinin kullandığı saatin kutusu ama yani şu an şunu çıkartamadım ama bildiğim kadarıyla dediğim gibi bu küçük farklılıklar dışında her iki akıllı saat arasında da hiçbir fark yok. Birinin markası Honor, birininki Huawei'yi ne kadar takarsınız bilmiyorum. Fiyatlara baktığım zaman bu sefer aralarında çok büyük bir fiyat farkı yok. Honor Magic Watch 2 en uygun 1300 liraya bulunabiliyor şu anda. Huawei Watch GT 2'ye baktığımızda ise en uygun 1400 liralık bir fiyat farkının olduğunu görmekteyiz. Aralarında sadece 100 liralık bir fiyat farkı var. Akıllı telefonlar tarafında baktığımızda yine temelde birebir aynı olan ama bu sefer tasarımsal açıdan birbirlerinden tek bir noktada ayrılan iki telefon var. Bunlardan bir tanesi Honor 20 modeli, bir diğeri de Huawei'nin Nova 5T modeli. Aynı özellikleri kullanıyorlar. İşlemcilerinden batarya kapasitelerine, kameralarına kadar her şey aynı. Ama Huawei tarafındaki Nova 5T'nin arka tasarımına baktığınız zaman böyle daha hani doğru söyleyecek olursam cafcaflı, birazcık daha böyle renkli ve işlemelerde Nova 5T yazısını görebileceğiniz özel bir tasarım var. Honor 20'nin daha düz bir arka yüzeyi var. Onun dışında söylediğim gibi kameralarından batarya kapasitelerine, kullanmış oldukları işte arayüzden yine servis garantisine kadar ikisi de Huawei Türkiye servis garantisini kullanıyor ve birebir aynılar. Baktığımız zaman burada bu sefer Huawei'nin daha uygun fiyatlı olduğunu görmekteyiz. Huawei Nova 5T internette 3400 liraya kadar bulunabiliyor benim gördüğüm kadarıyla. Honor 20 modeline baktığımızda ise 3799 lira yani 3800 liralık bir fiyat bandı var ki burada bence zaten Nova 5T'nin arka tasarımı sebebiyle Nova 5T bir tık daha alınası bir telefon, benim şahsi görüşüm. Huawei satın almak bu noktada yaklaşık yine bir 300 liraya yakın, 400 liraya yakın bir fiyat farkını sizlere, sizin cebinizde bırakıyor. Öyle bir güzelliği var. Benim daha önce birçok videoda tavsiye ettiğim birbirine kablo ile bağlı ama temelde kablosuz olan bir kulaklık Huawei'nin AM61 kulaklığı ki bu kulaklığı daha önce Honor AM61 ismiyle Honor 20 modelinin ön siparişi özel hazırlanan kutusunda kullanıcılara hediye etmişti biliyorsunuz ki. Yine birebir aynı kulaklık, ne tasarımları farklı, ne içerisindeki sürücüler farklı, ne kutu içerikleri farklı, birebir aynılar. Bir tanesinin üzerinde Honor yazıyor, bir tanesinin üzerinde Huawei yazıyor. Tek farkları bu. Fiyat olarak baktığımız zaman bir tarafta 159 lira Huawei tarafında, bir tarafta da 129 liralık bir satış fiyatını görmekteyiz ki burada da işte bir 30 liralık bir fiyat farkı var. Honor olan birazcık daha uygun fiyatlı. Eğer bu kulaklığı almayı düşünüyorsanız yine dediğim gibi çok ciddi bir marka takıntınız yoksa burada Honor almanın daha mantıklı olduğunu görmekteyiz. Bu bahsetmiş olduğum aynı ürün, farklı fiyat ve farklı marka olayını aslında Huawei ve Honor yapan başka bir marka yok. Bir tek en çok benim gördüğüm kadarıyla Xiaomi bunu yapıyor ama Xiaomi'de şöyle bir fark var. Bizim bahsettiğimiz Honor ve Huawei ürünlerini şu anda Türkiye'de eş zamanlı olarak yine garantili bir şekilde bulabiliyorken Xiaomi farklı pazarlarda farklı isimlerle ürünler sunduğu için aslında ürünler birebir aynı olsa bile farklı pazarlarda başka isimlerle tek bir ürün olarak satışa çıktıkları için böylesi bir fark oluşmuyor. Eğer Türkiye garantisinden çıkıp işte bir şekilde Çin'den oradan buradan getiren adamlardan almazsanız. Son dönemde biz Xiaomi'de ne gördük? Bir tarafta Redmi K30 tanıtıldı Çin'de. 120 Hz'lik bir ekranı var biliyorsunuz. Bizim büyük ihtimalle Avrupa'da Mi 10T adıyla göreceğimiz bir model ama aradan yaklaşık bir ay, 1,5 ay falan geçti. Hindistan'da Xiaomi'ye bağlı bulunan ama artık yine bir alt marka olarak hayatına devam eden Poco, X2 isimli bir akıllı telefon duyurdu. Özelliklerine bakarsanız birebir aynı. Hiçbir farkları yok. Yine işte 120 Hz ekran, yine aynı işlemci, aynı yazılım, aynı özellikler ama isimlendirme olarak ve bir tarafta Çin, bir tarafta Hindistan fiyatı olduğu için fiyatlarında da çok büyük olmasa bile farklılıklar olduğunu görüyoruz. Tabii burada Türkiye'ye Redmi K30 olarak mı gelir resmi olarak, Poco olarak mı gelir yoksa dediğim gibi Mi 10T olarak Avrupa'da onu duyururlar, o mu gelir bilmiyorum ama son dönemde markaların böyle bir model karmaşası ve alt markalar sebebiyle ürünler aynı veya çok benzer olsa bile farklı fiyat politikalarının olduğunu görmekteyiz. Bu videodaki çekme amacım insanlara mesela şunu söylüyorum. Abi işte diyor akıllı saat alacağım. Hani şu kadar param var, ne alayım? İşte mesela diyor ki Huawei Watch GT2 alayım mı? Diyorum al, ben çok memnunum ama Honor Magic Watch 2'ye de bak. Hani fiyat senin için çok önemliyse o birazcık daha ucuzdur büyük ihtimalle. Abi aynı saat mi ya da işte her şey aynı mı falan diyorlar. Hani onlara birazcık cevap olabilmesi adına çektim ki her zaman Honor'da daha uygun fiyat bulacağız diye bir kaydı yok. Keza Honor 20 ve Nova 5T modellerinin fiyatlarından da bunu anlayabiliriz. Siz yeter ki bu saymış olduğum ürünlerdeki tüm özelliklerin aynı olduğunu bilin. Fiyat avantajı nerede varsa ve eğer marka takıntınız yoksa gidip onu satın alın diye böyle bir video çektim. Konuyla alakalı lütfen düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aşağıda benimle paylaşın. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Katıl desteğini kullanarak maddi olarak da destek olabilirsiniz. Şu anda da ekranda seviye 2 enginar destekçilerinin adlarını görüyorsunuz. Onlara da tekrardan bana destek oldukları için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.